Arkadaşlar merhaba, sizler Dünya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nodeamsu'yu kullanarak API verilerini çekeceğiz. Ve şu an maç tutkunuysanız tam size göre bir harika projemiz var. Aynı zamanda DF Player kullanıyoruz. Yani ses efektleri kullanacağız. Hem de API'leri kullanacağız. Bu sayede ben Fenerli olarak Fenerbahçe'nin skor durumunu, işte kaç puan aldığını, şu anki maç skorunu hepsini görebileceğiz. Halihazırda şu an maç oynanıyor. 45. dakika 0-0 devam ediyor. Artı bir uzatma verdi. Şu an ekranda da artı bir uzatmayı da görebiliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi dilerseniz vakit yapmadan projenin detayına geçelim. Şimdiden iyi seyirler. Gördüğünüz gibi ekranımızda tüm bağlantıları yapılmış, halihazırda devremiz duruyor. Şimdi burada arkadaşlar şu an ilk yarı bittiği için şu an görüyorsunuz puan durumu 6. Yani ligdeki puan durumunu, Fenerbahçe'nin logosu var. Bunları nasıl yaptım biraz sonra sizlere anlatacağım. 5+5 oynanmış ve şu an veri çekmediği için bu şekilde duruyor. Yani ikinci yarı başlandığında videonun devamında göreceğiz ikinci yarı başlangıcını. Şu an her şey canlı olduğu için tabii ister istemez istatistiklerde ne çıkacağını bilmiyoruz. Gol sesi yani efektini duyabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Eğer video içinde duyamazsak muhtemelen ben biraz sonra kodları incelerken ben kapileri değiştiririz. Yani gol olduğu varsayarız ya da tam gol yedi varsayarız. Ona göre yine ses efektini görmüş oluruz. Şu an gördüğünüz gibi skorumuz ve dakikamız aynı zamanda puan durumumuz ekranımıza görünüyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden bağlantılarını anlatayım size. Bağlantılar neler yaptık? Şu an ekranda da görüyor olmanız lazım. Eğer göremiyorsanız sezerdio.com adresinde görebilirsiniz. Frizin çizimlerini belki yetiştirememiş olabilirim videoyu editlerken. Eğer yetiştiremezsem de dediğim gibi sezerdio.com adresinde görebilirsiniz. Ama şu an dilde söylemem gerekirse 51.10 ekranı kullandım. 51.10 ekranında nelerimiz var? 51.10 ekranımızda D0 sırayla basacak olursak reset pinimiz D0'a, CE pinimiz dediğimiz pinimiz D1'e sırayla böyle devam ediyor. DC pinimiz de 2'ye ve D-IN pinimiz de 3'e, yani dijital 3. pinimize Nodeamsu'daki. CLK pinimiz de D4'e. Aynı zamanda VCC ve BL pinleri var. Bunlar VCC ve BL pinleri dediğimiz aslında VCC voltaj pinimiz, BL de light pinimiz, yani ışık pinimiz normalde. Benim maalesef 51.10 panelim birazcık deforme olmuş. Bu yüzden tam randımanla çalışmıyor. Ama şu an hala hazırda ekranda verileri görebiliyoruz. Kontrast ayarı da biraz bozulmuş. Ve en sonunda GND pinimiz de Nodeamsu üzerindeki GND hattına bağladım. Aynı şekilde DF Player pinimiz var. DF Player'imiz oldukça basit aslında. Bağlantıları RX ve TX haberleşme protokolü kullandığı için oldukça basit. VCC pinini 5 volta, yani özür dilerim 3.3 volta, biliyorsunuz Nodeamsu'da 5 volt yok. Aynı zamanda GND pinimizde GND pinine ve kullandığım D5 ve D6. Pinlerimizde RX, TX pinleri olarak geçiyor. Onu da şu an biraz sonra kodda göreceğiz. Oradaki TX ve RX pinlerimizde dijital D6 ve D5 pinlerini bağladık. Sonrasında hoparlör pinimiz var. Hoparlör pinimizde GND'nin sağ ve soldaki pinlerimiz. Şu an zaten halihazırda çizdiysem tabii ekranda görüyor olmanız lazım. Eğer çizmediysem de sezerdio.com adresinde görebilirsiniz. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden kodumuza geçelim. Aynı zamanda dediğim gibi şu an canlı olduğu için halihazırda tabii efektif olarak bir şeyleri göremiyoruz. Biraz sonra aktif olduğunda, yani maç tekrardan devam ettiğinde, ikinci yarı başladığında aktif olarak golü atarsak, ki inşallah atarız, o sırada attığımız golü ekranda göreceğiz. İnşallah gol atarsak gol efektimiz var. Gol yersek de gol yeme üzüntü efektimiz var. Onları da birlikte göreceğiz. Yememek kaydıyla gerekirse API'de düzenleme yaparız. Şimdi dilerseniz vakit yapmadan kodumuza geçelim. Koddan bahsedecek olursam neler yapmışız? Burada arkadaşlar kütüphanelerimizi import ettik. Üstteki 3 kütüphanemiz SPI haberleşme ve ESP'leri için kullandığımız, yani Nodeamsu için kullandığımız kütüphaneler. Son iki kütüphanemiz de buradaki sistemde Adafruit'in, yani 51.10 ekranının kullanımına ait bazı kütüphanelerimiz var. Sonrasında değişkenlerimiz var iki tane. Bunlardan bir tanesi ev sahibi ve deplasman. Biraz sonra neden bu şekilde yaptığımı da göstereceğim sizlere. Sonrasında burada bazı define'larımız var, tanımlamalarımız var. Bu tanımlamaların amacı arkadaşlar, bilmiyorum daha önce hiç kullandınız mı? DF Player'i iki şekilde kullanabiliyoruz. İster kütüphaneli, ister kütüphanesi olarak. Örneklerden DF Player'in, evet burada bakın, DF Player'in kütüphanesi de var. Ben kütüphanesini dahil etmedim çünkü kütüphanesini düzgün çalıştıramadım. Belki bende sorun olabilir, bilmiyorum. Ama kütüphanesi bir şekilde çalıştı. Burada Adafruit, yani 51.10 ekranının bağlantı pinleri var. D0'dan D4'e kadar olduğunu söylemiştim biraz öncesi hatırlarsanız. İşte burada tanımlamalarımız yapıldı. Sonrasında Fenerbahçe'ye ait derlerimiz var. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi sol tarafta logoyu çıkartma yarıyor. Her ne kadar logoya da benzemese de artık idare edeceğiz. Logoyu çıkartmak için buradaki sistemi kullanıyoruz. Buradaki kodları kullanıyoruz. Şimdi sonrasında stringlerimiz var. Bu stringlerimizin ev sahibi, maç durumu,
ve deplasmana ait bilgilerimiz ve aynı zamanda ligdeki puan tablosunu çeken verilerimizin değişkenleri var, stringleri var. Oxygen Satır'da ise SSID ve şifreye girmek Wi-Fi bilgilerini burada alıyoruz. Sonrasında string, burada iki tane canlı skor ve puan durum adında iki tane API'miz var. Bu API'leri nasıl yaptım biraz sonra göstereceğim. Sonra Wi-Fi client'i client olarak tanımladık ve sonrasında setup kısmında serial haberleşmemizi başlattık. Aynı zamanda ekranı çizmesi gereken şey, yani Fenerbahçe logosunu çizdirdik. Ses seviyesini ayarladık. Bunu 30'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşlar onunla tuttum çünkü hoparlörüm birazcık deform olmuş. O yüzden tam randıman ses vermiyordu. Yani sızırtılı veriyordu. O yüzden onda tuttum. Arkadaşlar burada exe kart var. Exe kartın olayı da kütüphanesi kullandığım için burada şunu söyledim. 6. müziği 2. isimle, yani file'ı, yani dosyanın adı 2 ve müziğin adı da 6. Yani 2. dosyadaki 6. müziği çal dedim. Bu da düdük sesiydi. Biraz sonra onu da göreceğiz. Sonrasında Wi-Fi begin diyerek Wi-Fi'da SSID ve password'u kontrol etti. Ve eğer bağlantım varsa bağlantı kuruldu. Bağlantı kurulamasa da Wi-Fi bağlantısı kuruluyor şeklinde mesajı döndürüyor. Aslında loop kısmı tek kısımdan oluşuyor. Display ile ekrana Fenerbahçe logosunu yazdırıyorum. Ve ekranı temizleme yaptırıyorum. Bu arada da kontrol işlemi var. Bu kontrol işlemi çalıştırıyorum. Peki bu kontrol işlemi ne yapıyor? Evet, buradaki void kontrol fonksiyonu çalıştırıyor. Peki bu ne iş yapıyor? Kısaca ondan da bahsedecek olursam, eğer Wi-Fi bağlantıları varsa canlı skorun API'sini çekiyor. Yani yukarıdaki verileri çekiyor. Bunların içindeki bazı HTML'ler var. HTML'leri biraz sonra anlatacağım. Bu HTML içindeki bu veriyi alıyor. Eğer bunun içindeki veri bundan büyük, ya yani büyüktür küçüktür işaretlerin arasındaysa bu ekranı score home sahibi skorunu yazdırıyor. Aynı şekilde şurada da yazdırma olayları var. Evet, eğer gol olursa da eğer yani önceki skor yeni skordan büyükse gol yazdır ekrana ve sesi çalıştır. Buradaki 5'in sesimiz çalışıyor. Bu 5'in sesimiz de bizim gol sesimiz. Aynı zamanda 10 saniye kadar bekletiyor bu gol sesini dinleyelim diye. Sonra ekranımızı temizleyip tekrar Fenerbahçe logosunu ekrana bastırıyor ve eski skorla yeni skoru sıfırlayıp tekrardan gol olursa, yani ikinci gol olduğunu, üçüncü gol olduğunu bu şekilde devam ettiriyor. Bunların devamında da yine aynı şekilde maç statüsü, yani maçın durumu, yani kaçın dakika olduğunu aynı şekilde verileri çekiyor. Buna göre ekranı tekrardan yazdırıyor. Aynı şekilde ev sahibi gol atarsa da gol attığı mesajı geliyor ve aynı zamanda gol sesleri de duymuş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi lig tablosu var. Yani burada sıralama var. Bu sıralamadaki puanı çekiyor. Lig tablosunu aldım. Bunu da biraz sonra nereden aldım göstereceğim. Lig tablosundaki verilerde eğer işte gelen data split table, yani bunu biraz sonra neden yazdığımı da göstereyim sizlere. Büyüktür küçüktür işaretleri arasındaysa buradaki değeri al. Bu değeri de istersek de seri port ekranına yazdırabiliriz. İstersek de gördüğünüz gibi 51.10 ekranımıza yazdırıyoruz. Set volume ve kat var. Bunların iki amacı da set volume, bildiğiniz gibi ses ayarı yaptırmak için, dediğim gibi kütüphane kullanmadığımız için burada ses volume ayarı yaptırıyoruz. En son kısımda da exe kart kısmında da burada bazı byte'lar tanımlıyoruz. Bu byte'lara göre de kütüphanesiz çalışmasını sağlıyoruz. DFP'lerimizin kütüphanesiz çalışmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Fenerbahçe logosu var demiştim. Bu logoyu nasıl yaptım? Bu logoyu şu şekilde Image to CPP diye bir sayfamız var. Gördüğünüz gibi bu linki zaten yine aşağıdaki kısımda bulabilirsiniz. Fenerbahçe logosunu yükledim. Şu şekilde indirilenlerden hemen Fenerbahçe logosunu bulayım. Evet, Fenerbahçe logosunu seçtim. Seçtikten sonra aşağı gördüğünüz gibi logonun önünüze mi geldi. Buradan isterseniz kontrast ayarı yapabilirsiniz size göre. Sonrasında en aşağı kısma geliyorum. Buraları değiştirmenize gerek yok. Zaten kullanmayacağız. Generator kod dediğimiz gibi, gördüğünüz gibi kodumuzu oluşturdu. Bu kodu kopyalıyorum. Gördüğünüz gibi şu kodu kopyaladıktan sonra buradaki kısımla değiştiriyorum. Bu sayede logomuzu artık basmış oluyoruz. Önemli püf noktalardan birini söyleyecek olursam, buradaki isimler aynı olmak zorunda ve aynı zamanda 30-30 yapmıştım ben. Burada da gördüğünüz gibi 40-40 şu an. Siz de 30-30'a yaparsınız. Yani 40-40 yerine 30-30 yapmanız gerekiyor ki aynı verileri alabilirsiniz. Ya da buraya da 40-40 yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu şekilde 40-40 şeklinde değiştiriyorum. Bunlara dikkat ederseniz sonrasında bir şekilde görüntünüzü alabilirsiniz. Devam edelim. Sonrasında ne yapmıştım? API canlı skor ve puan durumunu almıştım. Peki canlı skorumuz nasıl çalışıyor? Hemen API'mize geldim. Bakın burada canlı skor adında bitingsping.com adresinden canlı skor ve puan durumun adında iki tane isim oluşturdum. Bunlardan bir tanesi puan durumunu gösteriyor, bir tanesi canlı skoru gösteriyor. Peki buradaki verileri nasıl yapıyoruz? Bir tane örnek gösterecek olursam, şuradan think API diyorum, new diyorum. Şöyle, hatta bir tane şöyle örnek göstereyim. Şöyle geldim. Evet, gördüğünüz gibi request şeklinde geldi. İstek. Buraya bir tane deneme yazayım. Peki sonrasında buradan mesela canlı, mesela puan durumunun API verilerini çekelim.
Nasıl yapacağım? Burada gördüğünüz gibi URL adresim var. Bu URL adresimi şuradan maçkolik adresinden çekiyormuşum. Hemen kopyaladım. Bakın hemen siteye giriyorum. Evet, gördüğünüz gibi puan durumu geldi. Maçkolik adresim puan durumu geldi. Buradan kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra URL adresimi buraya yapıştırıyorum. Sonrasında çekmek istediğim veri mesela Hatay'ın puan durumunu çekeyim. 5'miş. Şuradan 5'i sağ tıklıyorum. İncele diyorum. İncele dedikten sonra gördüğünüz gibi split table. Biraz önce split table'ın nereden geldiğini artık öğrenmiş olduk. Copy expect diyorum. Bunu dedikten sonra en aşağı kısma geliyorum. Parse string'e geliyorum. Save diyorum. Bakalım doğru yapmış mıyım? Kaydettikten sonra buradaki bazen hata verebilirse de şuradaki versiyonu 1.0 çekmenizde fayda var. Şimdi tekrardan bakıyorum. Kopyaladım. Sekmeyi açtım. Yapıştırdım. Bakalım ne verisi gelecek. Evet, gördüğünüz gibi tablomuzun verileri geldi. Buradaki kullanmak istemediğim yeri, yani burayı kullanmak istemiyorum. Ve de TD'den sonrası, yani büyüklüğünden küçüktür işaretinden sonrası kullanmak istemiyorum. O yüzden bu verileri gördükten sonra buraya kadar işlem yapabiliyorsam hemen aşağı geliyorum. Burada ayrıştırma yerlerim var. Bu ayrıştırma yerlerinden gördüğünüz gibi hangisiydi bizim ayrıştırmamız? Evet, TD data tre split tre table. Yani şu kısmı istemiyorum dedim. Bu kısmın verisini buraya yazdım ve sonrasında büyük türden sonrasını bir tane basamağına al ve küçük türden sonrasını alma şeklinde veri girdim. Yani bundan sonrasını almadı, bundan sonraki ilk basamağı aldı. Yani 5'i aldı ve ekrana da yazdırmasını istedim. Buradaki leak table verisini substring, yani oradaki string'i kes ve bize buradaki leak table'da yazdırmasını söyledim. Bu şekilde verilerimi çalıştırmış oldum arkadaşlar. Aynı şekilde diğeri de gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar buradaki API'yi de yukarı kopyalamayı unutmayın tabii ki. Canlı skor yerine buradaki API ile değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirdikten sonra ekranda verileri görebileceksiniz. Şu an aynı zamanda maçımız oynanmaya devam ediyor. Evet, maçımız devam ediyor arkadaşlar. Buradan da maç verilerini aynı zaman canlı olarak görüyoruz. İnşallah gol olursa da gol sesi göreceğiz. Maçtan gol sesi yapalım. Peki bunu nasıl yapacağım? Şimdi tekrardan canlı skorlara geliyorum. Canlı skorlardan herhangi bir sıfırdan farklı, yani golü olmuşsa herhangi bir maçta, ki birçok maçta gol olmuş gibi duruyor. Mesela şu maçın Victor Pizan ve Tobol maçının verilerini alalım. Peki ne yapıyorum? Sağ tıklıyorum, incele diyorum. İnceledikten sonra şuradaki bana neresi lazım? Şu kısımdaki sadece 1 ve 0'ları lazım. Şu kısmı tekrardan gidiyorum. Şu 1'i sağ tıklayıp incele diyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu kısım geldi. Sağ tıkladım. Copy, expect diyorum. Buradan gelen kısımlardan, canlı skordan. Canlı skorumuz neresiydi? Hemen Think'e geri döndüm. Buradan view diyorum. Canlı skordan edit diyorum. Sadece benim değiştirmem gereken yer bir tane bu kısım. Sonrasında da şu kısımda maçımızın linkini almam gerekiyor. Buradaki maç linkini kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra şuradan Twenty'ye, şu an Fenerbahçe yerine Victor Pizzi'ninki koydum. Save diyorum. Şimdi cihazımı tabii yeniden başlatmam. Ev sahibi gol attığında, yani Fenerbahçe gol attığında diyeyim. Çalması gereken ses şuydu. Şimdi ilk önce maç başladı sesi geldi. Sıfırdan cihazımızı açtığımızı varsayıyorum. Gol olduğunda gol yazısı yazıyor ve ekranda bu şekilde bir alkış sesi gibi bir seremoni var. Evet, gol atarsak bu şekilde ses geliyor olması lazımdı. Tabii gol atamadığımız için sesi duyamadık. Ve gol yersek de, yani sizlere örnek olsun diye şu an canlı skorda. Tekrardan Fenerbahçe maçına geçirecek olursam sistemi. Evet, şu an gördüğünüz gibi tekrardan Fenerbahçe maçına geçirdik ve 58. dakika şu an skorumuz 0-0 devam ediyor. Umarım Fenerbahçe kazanır diyoruz. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Bu projenin kaynak kodlarını yine sizlerce.com adresinde bulabilirsiniz. Lütfen video beğenseniz beğenmeyi ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.